size çok güzel kuskuslu kuzu şiş yapacağım. İkinci yemeğim de sebzeli köfteli sarma. Boyunluklu bir bere yapacağız. Oh sıcacık. Güzel bir gece makyajı, özel bir makyaj yapacağız. Kapatmak istediğiniz bir kusurunuz varsa fırçayla sürmeyeceğim. Bunu pratik bir şekilde yapmak için, daha profesyonel bir görüntü elde etmek için, bir de hızlandırmak için bantlardan yardım alacağım. Hemen bandı çıkarıyorum dikkatlice. Çok merak ettim. Günaydın. Herkese merhabalar. Çok güzel bir günaydın geldi size Nilüfer'den. Aynen. İnanılmaz heyecanlı gerçekten. Evet. Ama en sevdiğim konuklardan heyecanının tadını çıkar. Teşekkür ederim. Tadını çıkar eğlen, olur mu? Teşekkür ederim. İki tane yemeğimizi yapacak bize. Bugün ne pişirsem derdiniz varsa eğer kulak verin derim. Neler yapacaksın bize bugün? Bugün size çok güzel kuskuslu kuzu şiş yapacağım. Rengarenk süsleyeceğim. Lezzete lezzet katacağım. İkinci yemeğim de sebzeli köfteli sarma. Evet, bugün hava böyle bir yağmurlu, böyle bir efkarlı, böyle bir romantik. Nasıl yaşamak isterseniz gününüzü, bir bardak çayınızı mı kahvenizi mi alırsınız? Çok tatlı bir konuğum var. Hakikaten keyif alacağınız bir gün hazırladık sizin için. Tadını çıkarın siz de. Önce ne yapalım? İlk yemek kuskuslu kuzu şiş olsun. Ne kadar zor ismi değil mi? Çok zor. Bir gün bir kuskusluk şiş. Kuzu şiş varmış. Nur senin evine düşmüş. Gelsin. Sebzeli kuskuslu kuzu şiş. Yarım kilo kuzu kuşbaşı, 250 gram arpacık soğan. Marinesi için 1 çay bardağı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı bal, 1 tatlı kaşığı sirke, 2 diş sarımsak, 2 dal biberiye, kekik, karabiber, nane, pul biber, tuz. Kuskusu için 3 su bardağı kuskus, 6 su bardağı su, 1 su bardağı haşlanmış bezelye, 3 dal pırasa, 4 dal taze soğan, 1 adet dolmalık sarı biber, 1 adet kırmızı biber, 2 adet havuç, sıvı yağ. Şimdi kuzu şişlerimizi yapacağız. Onları marine edeceğiz. Neydi adı? Kuskuslu kuzu şiş. Önce kuzu şişlerini marine edeceğiz. Eti her zaman marine etmekte fayda var. Evet, etmeseniz de dünyanın sonu değil ama ederseniz çok güzel oluyor. Kuzu şişlerimizin üzerinde böyle yağlar var. Hı hı. Bunları mutlaka şiş için kullanacağız. Evet. Aralara kuyruk yağı da konulmalı. Hani keşke söyleseydim daha güzel olurdu ama şimdi biz böyle arpacık soğanlarla şöyle yağlı yağlı taraflarını da alıp şişlere dizeceğiz. Evet. Önce soğanlarla birlikte marine etmemiz lazım. İyice yumuşatacağız. Şurada balın var, sarımsağın var. Sirkemiz var biraz. Biraz biberiye var. Tuz alacağız, karabiber alacağız. Evet. Zeytinyağı alalım biraz. Şimdi zeytinyağına çok azıcık. Bal, istersen karışık vereyim hemen. Biraz da sarımsağı rendeleyeyim önce. Bir kaşık koyalım mı bal? Çok daha az. Çok daha az çünkü yapışmasın. Gayet güzel. Teşekkür ederim. Yandan sarımsağı şöyle rendeleyeyim. Küçük küçük. Bir çocuğun var değil mi? Bir tane çocuğum var evet. Şu an kaç yaşında? 9 aylık henüz. Çok tazecik bir anne. Evet, çok Zeynep ismine de bir bayılırım. Yani gerçekten bir daha çocuğum olsaydı Zeynep koyardım eğer kız olsaydı. Zeynep'in aşırı ismini, seviyorum yani. Rüyamda gördüm ondan sonra da. Güzel. Bize geliş hikayesi biraz uzun olunca. Karabiber, kekik, nane. Pul biber atıyorum biraz. Tuz atacağım şimdi. Bal, biberiye şu anda attık. Şimdi etlerle soğanla birlikte onları koyacağız. Bütün bu güzel baharatları içerisine attık. Böyle güzel güzel kokuttuk. Soğanlarla birlikte bunu öldüreceğiz iyice. 20 dakika kadar Bu soğanları da kullanacak mısın sonra? Soğanları şişe dizeceğim etlerin arasına. Oldukça güzel olacak. 15-20 tane yetiyor. Oldu. Nereden buldun bu sosu? Annemden öğrendim hepsini. Aa, annemden el alıyorum devam. Nerelisin? Bulgaristan göçmeniyiz. Evet. 1989'da geldik zorunlu göçle. Hı hı. Bir gün içerisinde evlerimizi boşalttık. Evet. İstanbul'a yerleştik. O zamandan beri İstanbul'da yaşıyoruz ailemle beraber. Şimdi etimizi marineye bırakacağız. Şöyle ne kadar sürerse artık kuskusu yapana kadar. Yeterli, evet. Şimdi şunları kaldırıyoruz. Hemen kuskusunu yapmaya başlıyoruz. Beraber yapalım. Evet, soyarak yapalım. Senin çok zor... anne olmayı her kadın çok ister. Şimdi zor, böyle çok şey seçerek söylemeye çalışıyorum. Çünkü hani sizin çok hassas olduğunuz bir konu ya. Normalde böyle herkesin rutininde olan bir şey için yıllarca insanlar uğraşıyor anne olabilmek için. Sen de böyle bir süreçten geçmişsin. Nihayete erenlerdensin. Evet, çok kısa bir süre önce. Eğer anlatmak istersen dinlerim. Tabii Hem ki. De şu anda o aşamada olanlar varsa onlara belki moral olur. Kesinlikle moral olmalı. Psikoloji bu işin ana temalarından bir tanesi. Hı hı. Evlendikten sonra tabii çok genç yaşlarda insanlar bu problemle karşılaşıyorlar. 20 yaşlarda, 30'lu yaşlarda hiçbir şeyin farkında değilken henüz karşılaşıyorlar. Ben tam bu noktadayken bir gün dedim ki istediğim an anne olurum. Çok basit bir başvuruyla, çok küçük adımlarla eğer biyolojik anneliği yakalayamazsam bu tedaviler sonucunda çok basit bir başvuruyla ellerimi uzatırım ve küçük bir bebekle buluşurum. İstediğim dakika anne olurum. Evlat edinirim demek istiyor. Ay aferin sana ya, ne kadar güzel bir şey söyledin. Biz eşimle dedik ki eğer hayat bizi biyolojik anne ve baba olmakla sınıyorsa demek ki biz bir evladın öz annesinden, babasından daha iyi bir noktada ona sahip çıkabiliriz. Allah bizi o yüzden ya, o noktaya getiriyor dedik. O nedenle o gün karar verdim ki artık üzülmeyeceğim ve zaten çok kısa bir süre sonra artık son tedavimiz de sondu benim için. 3 tedavi deneyecektik ve bırakacaktık bu işi, çok hayatımızın merkezine almayacaktık. 3. tedavide Zeynep'imiz bize biyolojik olarak kavuştu. Eğer biyolojik olarak bütün fiziksel aşamalardan geçildiyse, bütün bu tedavi noktalarının sonuna gelindiyse, artık bir yerde durulması gerekiyorsa her kadın ve erkeğe söylemek isterim ki buradan istedikleri dakika anne olabilirler. Bebeğinize kavuştuğunuzda onu doğurup doğurmadığınızı düşünmeyeceksiniz. Sadece diyeceksiniz ki iyi ki geldin ve beni anne baba yaptın. Dolayısıyla eğer siz yaşınız, fiziğiniz, sağlığınız el veriyor ve tüp bebek transferine doktorunuz da onay veriyorsa kendinizi zorlayıp zamana yenilmeden o maddi boyutuna katlanın. Maddi boyutuna katlanırken bu tedavinin psikolojik aşamasını aşmaya çalışın. Tabii ki çok zor. İlkini travmalar geçiriyorsunuz zaten. İlk 2 yılı oldukça ağır travmalar geçirdim. Çünkü dünyada kurulduğundan beri işleyen bir düzen vardı. Ve siz bu düzenin dışına atılıyorsunuz bir şekilde. Neden ben soruları çok fazla beyninizde gidip tahmin ediyorum, evet. Çünkü aynı birebir yaşadım ben de bu dediklerini arkadaşım sayesinde. Siz bugün küçük bir başvuruyla anne baba olabilirsiniz eğer bütün biyolojik yollar tükendiyse, bunu söylemek istiyorum. Bunu söylerken şey çok anlaşılmıyor. Demek istiyor ki evlat edinin. Yani, evlat edinin. Evet, bilmiyorum hani bu farkındalığın kendini sorguladığında, anne olamayacağını sorguladığında mı ortaya çıktı ama... Hep bu çok duygusaldım ama evde bir kere çocukluğumdan beri hayvanlarla büyüyorum. Hayvan beslemek sizdeki bütün koruyucu içgüdüleri, bütün sahip çıkan içgüdüleri tetikliyor. Annelik zaten korumakla başlıyor biliyorsun. Doğurganlıktansa sarılmakla, o çocuğa dokunmakla başlıyor. Fakat anne olamadığım zaman eve gidip sessiz oturup kendimi dinlemektense sokaktaki çocuklarla biraz daha fazla sohbet etmeye başladığım bir dönemdi. Onlara dokundukça dedim ki Allah'ım bir tanesini de alıp evime götürsem ve ona sarılsam, onun bir anneye ihtiyacı var, benim bir çocuğa. Öyle. Güzel noktalar. Sıkıntılar sizi güzel yerlere getiriyor. Evlat edinmek bugün çok kolay. Bebekleri, çocukları ve ebeveynleri koruyan çok muazzam yasalar var. Hala yaşım burada duruyor. Hı? Evet. İyileşmedi. Neden acaba? İyileşmedi. şey neden acaba yanlış bir soru oluyor. Yani nedenini çok iyi anlıyorum. Ama şey sonrasında kolay kolay iyileşemiyor da galiba insan. Hani bu sıkıntıyı çok yaşadığın için eşinle de karşılıklı çok destekleşmişsiniz ama yine de yani yaşın şurada duruyor. Çünkü biz grup olarak gruptaki arkadaşlarımla da aynı şeyi konuşuyoruz. Dünyadaki herhalde son isteyen kadın da anne olana kadar hepimiz daima eksiyiz. Çünkü anne olma isteği bastırılabilir bir istek değil. Herkes bu duyguyu yaşamalı. Ayrıca insanın bir bebeği olduktan sonra sokaktaki çocukların biraz daha fazla farkına varıyor. Çünkü çocuklarla empati gücünüz gelişiyor ve onların yüzünü okumaya başlıyorsunuz. Ağlayan her çocuğa sarılmak istiyorsunuz. Başka hiçbir şey düşünmüyorsunuz. Ne tuhaf değil mi? Bu kadar anne olmaya çabalayan, yani az bir rakam değil, çok insan var. Yıllarca tedavi görüyorlar. Bir yandan da sokağa atılan, onlarca hiç kimsesi bebek olmayan onlarca bebekler çöpe atıyorlar. Çöpe, yuvalara atıyorlar. Ve yani genelde yuvadaki bütün çocukların anne babası var. Var. Şimdi şişlerimizi yapalım. Güzelce marine oldu etimiz. Sanat şöyle göstereyim. Harikasınız. Teşekkür ederim. Şöyle etlerimiz güzel güzel. Sebzeli kuskusumuz şu anda kuskusları da girdi suyun içine. Aynen bir bardak kuskusa 2 bardak sıcak su ekledik. Et suyuyla pişirip buna tuz ve baharat atmadan 8 ayını doldurmuş bebeklerinize de çok rahat sofrada kendiniz verebilirsiniz. Bu pilavı bu pilavı, sebzeli pilavı verebilirsiniz. Artık mesajımız şu: bebeğine ayrı yemek pişirme, sofra yemeklerini birlikte, bebeğinle birlikte yemek ye. Uzmanlar tarafından önerilen bir durum bu. 6 ayda artık meyve sularıyla, küçük küçük tadımlarla, pürelerle, salatalık suyuyla, havuç suyuyla başlıyoruz. Sonra biraz meyve tadımları yaparak bebeklere başlıyoruz, katı gıdalara tanıştırmaya. 8 aylık olduğunda eğer bebeğinizi ufak ufak parmak beslemeye geçirirseniz, yani kendinin önüne örneğin çok güzeldir yumuşak fırın makarna verirseniz, onu el ağız koordinasyonunu geliştirmesi için teşvik ederseniz, şöyle dizeceğim Nursel'cim. Çok güzel dizdin. Güzel. Onu teşvik ederseniz parmakla beslenmeye, siz 1 yaşında bebeğinizin önüne tabağını ve kaşığını koyduğunuz zaman kendisi artık bu kaşığı kavramaya geçiş yapacaktır. Eğer parmakla beslemeye başlamazsanız 8-9 ay döneminde kaşığı reddeder. Kaç yaşında kaşığı tutturmak isterseniz tutturun, önce elle yiyecektir. Yani bu 2 yaşında da 3 yaşında da elle yiyebilir. Günün videosu sana ait olacak. Evet, öyle olacak, parmak besleme. Hadi gelsin bakalım nasıl bir şeymiş. Ben şimdi onunla ilgilenirken takvimi unuttuk. Bugün Mehmet Akif Ersoy vefat etmiş. 1936'da bizim hakikaten böyle her söyleyişimizde tüylerimizi diken diken eden İstiklal Marşımızın şairi, yazarı. Onun bir sözüyle devam edeceğim. İz bırakanlarla senin aranda basit bir fark var sadece. Onlar ömür boyu gayret ederler, sen ömür boyu hayret ediyorsun demiş. Kız ismimiz Reyhan, güzel kokulu bitki demek. Erkek ismimiz de Rıza, razı olmak demekmiş. Mehmet Akif Ersoy'u sevgiyle anıyoruz. Onu hakikaten tanımıyoruz ama çok seviyoruz. Çok seviyoruz. Hani herkesin tüylerini diken diken eden bir hayatımızın, Türk milletinin şiirini yazmış. Biz de onu seve seve yıllar boyunca söylüyoruz. Onlar müthiş sosyologlar tabii ki. Toplumları birkaç dizeyle bu kadar şahane tariflemek, onların gelmiş geçmiş her dönemine hitap etmek çok büyük bilim adamı olduklarını gösterir diye düşünüyorum. Rahmetli anlıyoruz. Nursel'cim inci gibi dizdik, kolye gibi. Çok lezzetli gözüküyor. Sos İnanılmaz kokusu nasıl? Güzel. Şahane. Bunları ziyan etmek olmaz. Şöyle anneannemi babaannemi kızdırmayalım. Şöyle tepsiye tavaya güzelce yeriz. Ahline yeriz. Şimdi kalabalık kuzu bir ailesiniz siz. Kuzu eti zaten ve marine olduğu için şimdi çok kolay olacaktır. Yani şu soğan, arpacık soğan tanelerini, biberiye olmazsa olmaz. Sosunu da üzerine boca edelim. Azıcık üstünü kapatabiliriz fırınlarken. Suyunu bırakacak et zaten yağ. Eğer etinize kuyruk yağı koyarsanız üzerini kapatmanızı çok tavsiye etmiyorum. Domates atabilirsiniz üzerine. Yine buralara Charleston biber şişlerin başlarına geçirebilirsiniz. Zaten bunları yöresel ev hanımları çok daha iyi bileceklerdir. Çeşitli biberlerle yapılabilir. Var, şöyle de kıyamadım. Sarımsak da konulabilir ama ben sosuna attım. Tane yanmış sarımsak sevenler varsa onlar da koyabilirler. Derece. 180 derece, 15 dakika üstü kapalı, 15-20 dakika üstü açık kızartacağız. Güzel oldu, çok güzel oldu. Suyunu akıtacağız. O zaman siz kuskuslu sebzeli kuskuslu kuzu şişimizin tarifini bir daha izliyorsunuz. Biz buraları topluyoruz, sonra ikinci yemek. Yemeğim sebzeli köfte sarmasına geçiyorum. Gelsin. Sebzeli köfte sarması. 3 adet havuç, 3 adet kabak, 3 adet patlıcan, tuz, karabiber, sıvı yağ. Köftesi için 600 gram kıyma, 1 yumurta, 1 kuru soğan, 2 diş sarımsak, 1,5 su bardağı galeta unu, 1 çay kaşığı karbonat, 1 yemek kaşığı sirke, tuz, kekik, pul biber, karabiber. Sosu için 1 su bardağı domates sosu, taze biberiye, zeytinyağı, kekik, kuru nane, tuz. Teşekkür ederim. Hiç kabuklarını soymadan bunları incecik incecik keseceğiz. Parçalanmaları da hiç önemli değil. Çünkü köftenin etrafına onları güzelce saracağız. Sonra da fırınlayacağız. Biraz olsun böyle sağlıklı olsun diye fırında yapmaya karar verdik. Evet. Yağda da döndürebilirsiniz ama patlıcan falan çok yağ çekiyor. Sizin kabakları. Göçme hikayenizi kim anlatıyor? Göçmen hikayemizde ben 7 yaşındaydım. Birebir yaşayarak. Nasıl, hatırlıyor musun? Tabii ya. Hatırlıyorum. Hatta kayboldum. Bizi bir gün içerisinde zaten şehirlerde çok sıkıntılı olaylar yaşamıştık. Evlerimizi maalesef boşaltmak durumunda kaldık. Boşaltmak derken tabii ki kol çantanızı alıp Türk köylerine geçiş yaptık o dönem. İsimler değiştiriliyordu biliyorsun, bir tür asimilasyon süreci yaşıyorduk. Yapamadım ya. Şunu yapamadım. Hah Nursel. Ver ben yapayım bak biraz zor. Ne olacak biliyor musun? Hafif hafif. Çok tehlikeli ama dikkat edin. İstersen bunu ben keseyim. Kes. Gel onu ben yapayım, sen bu tarafa geç. Tamam. Özür dilerim, hikayeni de böldüm ama. Yok yok. Şehirlerdeki evlerimizi boşalttık o zaman. Tabii Türk köylerine herkes geçiş yaptı ve orada sıra alıp, kayıt olup sıra alıp beklemeye başlıyorsunuz. Ama bir sabah uyandığınızda ansızın bir araç gelmiş oluyor ve birkaç saatin içinde evde hiçbir eşyamızı alamadan, büyükbaş hayvanlarımız vardı. Onlar açlıktan ölmesinler diye ağılların kapılarını açtık. Onları dağlara doğru bıraktık ve belki de ikinci ayakkabımız yoktu, bilemiyorum. apar topar Türkiye'ye doğru yola çıktık. Şimdi 5-6 saatlik yolu o zaman 3-4 günde geldik. Tabii ki biz Türk'üz ve ülkemize giriş yaptık. Türkiye bu kadar güçlü, arkasında durmasa göçmenlerin, gerçekten Türkiye'den başka bir evimiz yok. Üçer tane yaptık bütün sebzelerden. Böyle incecik yapmaya çalıştık. Şimdi de fırına girecek ya. Evet. Sonra erisinler. Sarmada sorun yaşayabiliriz köftelerimizi. Evet. Şöyle karabiber, tuz ve yağladım. Yeterli mi senin için? Yeterli zeytinyağıyla. Dizelim şimdi. Tepsiye dizeceğiz. Havuçların bu iç kalan kısımlarını salatanıza rendeleyip yiyebilirsiniz. Dış kabuklarından şöyle yaprak yaprak çıkarmak çok daha kolay. Çok daha az damarlı denk gelirse onların da ortasını kesebilirsiniz. Bunları tavada döndüreceğiz. Güzelce eriteceğiz. İlk iç kat havuç olacak, sonra kabak, sonra patlıcan. Bazı yerlerini kalın bırakmışım. Hiç önemli değil, eriyecek. Ne bileyim, böyle bir korktum. Sonra olmaz. Şişlerimiz hala pişiyor. O yüzden bir küçük bekleteceğim. Biz de o arada havuçları kızartmaya başlarız. Diğer kalan sebzeleri de. Sonra çok güzel bir birleşim yaşayacaklar. Isındıysa? Evet, ısındı. Onları şöyle dal dal bırakıyorum şimdi. Hemen çevireceğiz. Şu anda çalışıyorum mu dedin? Çalışıyorum. Evet, Güzel Sanatlardan sonra iç mimarlık bitirdim. Mühendislik Fakültesinden sonra da yaklaşık 10 yıldır iç mimarlık yapıyorum. Dolu dolu hayatını yaşayan kadınlardansın yani. Evet, fotoğrafçılıkla uğraşıyorum. Şimdi hazır böyle hobilerinden bahsetmişken, fotoğrafta demişken, arkadaşlarının doğumlarına girip fotoğraflarını çekmişsin. Evet, arkadaşlarım doğum bebek fotoğrafları onlar olacak. Şu an görüyorsunuzdur. Müthiş bir deneyim herhalde. Yani ben birisinin doğumuna girebileceğimi düşünmüyorum. Hani böyle çok etkilenirim gibi geliyor. Sen bayağı fotoğraflamışsın arkadaşlarının en güzel anlarını. Üçüncü göz. Ellerine sağlık. Çok teşekkür ederim. Evet. Kızartma işinden kurtardık kendimizi çok şükür. Şöyle altına domates sosu yaptık. İstediğiniz salçalı da yapabilirsiniz. Kendi domatesinizi de kullanabilirsiniz. Yağ, tuz, kekik. O kadar. Kekik, biraz biberi attık. Tuz. Ay şey, nedir o? Tuz diyorum. Kıyma. Şimdi bir de güzel köfte yapacağız çiğden. Ya şekerim, şunu bir yoğur güzel güzel. Geldim. Bir anne köftesi yap bize. Evet, anne köftesi yapacağım. Kıymamı oraya alayım, içine. Kızartma da bir güzel oluyor. Yapacak bir şey yok. Çok lezzetli. O kıyma çok galiba, biraz ayıracaktın, unutma istersen. Şöyle. Şöyle bir 600 gram falan bizim işimizi görecektir. Yeter. Tamam. Saracağız. Bir yumurta. Bir yumurta koyacağız. Soğan rendeleyeceğiz. 2-3 tane sarımsak rendeleyeceğiz içine. Şöyle bir orta boy. Ha, çok güzel kırdın. Şöyle ince yeriyle rendeliyorum ben. Soğanı ayrı yere rendeleyip suyunu sıkmak ister misin? Nasıl yapıyorsan sen. Sulu bir köfte mi istiyorsun, kuru mu? Kuru yapalım. Şöyle yapalım. Anne tarifimi de katalım. Çok az bir suyun içine birkaç damla sirke koyacağız. Bir çimdik de karbonat. Olur. Annem o şekilde atar köftenin içine. Kabarır. Bir de et kokusunu alır. Onun tarifini uygulayalım. Hazır. Tamam. Yeterli. Küçük tarafını da rendeleyerek kendine ve soğana büyük işkencede bulundun şu anda. Suyunu akıtmış oldu. Evet öyle oldu. Tuz istiyorsun. Evet tuz istiyorum. Tamamlayacağım sen soğanınla ilgilenirken. Kekik istiyorum. Karabiber, pul biber. Ne kadar baharat seviyorsun her şeyde. Şubritsa diye bir baharatımız var bizim, onun Türkçesini bilmiyorum. Onu katıyoruz. Büyük büyük böyle otlar var. Neye benziyor? Tat olarak? Biberiyeye benziyor ama tat olarak nane ile kekiğin karışımı. Öyle bir tadı var. Müthiş bir kokusu var. Her şeyin kokusunu öldürüyor, kendine çeviriyor. Ağlamadan soğanı gitsin. Sıkacaksın. Soğanı sıkacağım. Şimdi oraya biraz sarımsak da rendeleyeceğim ben. Ben sana yapayım onu. Birazcık da su alacağız ona Nursel'cim. Sonra galeta unu koyacağız. Su koyacaksan soğanın suyunu niye sıktın? Zaten pek sıkılmadı bak. Karbonatı biraz daha kabartmak için bir tür mayalama yöntemi. O nedenle su daha önce... Sen istersen çok sıkılmadıysa başla. Eğer ihtiyacın olursa su koyalım. Bu sefer de çok sulu olmasın. Şimdi galeta unu koyacağız. Yarım kilo kıyma için aşağı yukarı 1,5 su bardağı galeta unu kaldırıyor. Bunu saracağımız için fırında erimemesi gerektiğinden dolayı galeta ununu hiç korkmadan koyabiliriz. Şimdi bunu böyle birkaç kez atalım Nursel'cim. Çok pratik şekilde silindir yapacağım, yuvarlayacağım. Böyle pat pat sesleriyle. Havucu da alalım şimdi ilk kat. Ver ben de sana sarmada yardımcı olacağım. Tamam anlaştık. Şöyle yerini değiştireyim. Şöyle bakacağım şimdi. Patlıcana göre şöyle. Köfteyi alacağım. Böyle çok basit bir şekilde silindir yapacağım. Şimdi fırında içi yumuşacık sulu kalacak. Şimdi havucu alacağım. Şuradan ilk sarma için rahat bir tane seçeyim. Şöyle dolayacağım bunu. İkincisi biraz daha şöyle seçeyim. İlki için o parçalı olan kızartırken dağılanları takviye edebilirler. Hazır. Eskiden bebek yapardık böyle bezlerle, hatırlar mısın? Patlıcan da koymayacağım. Patlıcanı en dışa saracağım şimdi. Şöyle güzel bol bol kestik. İnce yerinden alacağım. Güzel yemek. İçinde eti, bol sebzesi. Şöyle patlıcanını saracağım. Gül gibi, kundak gibi şöyle oturtacağım. Tamam. İşte anlaştık. Bu. Dakika kadar böyle köfteler yumuşayıncaya kadar. İçi sulu sulu olacak. Tabii tavadaki gibi kızarmayacak. Zaten etrafında kızartma ürünlerimiz var. Etin suyuyla beraber enfes şekilde olacak. Şöyle son gülümüzü de sizin için çok dağıtmadan yerleştirdim. Bugün çok renkliyim. Vallahi bak çok iyi yemek oldu. Öbür diğer yemeğin de öyle çok renkli, doğru söylüyorsun. Ne güzel sebze ağırlıklı besleniyorsun. Kaç dedin? 15 dakika, 20 180. Dakika yeter. 180 derece yeter. Sonradan azıcık daha hızlandırırız son 5 dakikada. Tamam. Kızarsın üstümüz, ellerimiz kirli. Tarifimizi bir daha izleyin. Mutfağı toplayalım, sonrasında sunumlar. Yemekleriniz kadar sıcaksınız. Ekibiniz harika. Sen de öylesin. Yolun açık olsun. Bol şans. Hani gerçekten çok belli ki daha yapacak çok şeyin var. Yolun açık olsun. Bebeğinle birlikte inşallah böyle sağlıklı, huzurlu devam etsin hayatın. Çok teşekkürler. İki tane yemek yaptık bugün. Bir tanesi böyle bol sebzeli, kuskuslu kuzu şişlerimiz. Diğeri de köfteli, sebzeli sarmamız. Bol bol sebze de kullandın, et de kullandın, evet, karbonhidrat da kullandı. Gayet böyle dengeli, güzel bir beslenme oldu. Boyunluklu bir bere yapacağız. Oh, sıcacık. Güzel bir gece makyajı, özel bir makyaj yapacağız. Kapatmak istediğiniz bir kusurunuz varsa fırçayla sürmeyeceğim. Bunu pratik bir şekilde yapmak için, daha profesyonel bir görüntü elde etmek için ve de hızlandırmak için bantlardan yardım alacağım. Hemen bandı çıkarıyorum dikkatlice. Çok merak ettim. Tülincim, nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Çok tatlısın. O kolyenin güzelliği ne öyle? Sağ ol, teşekkür ederim. Şimdi şöyle yap, görsün Haruncum. Vallahi çok hoş bir kolyen var. Her zamanki gibi tülin takı sever. Teşekkür ederim. Şimdi çok güzel bir boyunluklu, ne diyelim, atkı mı? Sen evet, göster. Çok değişik çünkü takılışı falan. Şimdi şöyle tutuyoruz. Boyunluklu bir bere yapacağız. Dökümlü bir bere bu. Böyle sökme tekniği kullanacağız. Evet. Boyunluğu monteli. Şöyle önünde. Hı hı. Boyunluğumuzu şöyle çaprazlıyoruz. Arkaya atıyoruz. Şöyle kullanışlı, hem çok modern güzel, hem çok kolay bir bere oluyor. Çok yakıştı sana da. Kırçıllı deniyor değil mi? Bunu due iplik kullanıyoruz. Evet. Her yerde, bütün vitrinlerde şu anda çok moda. Çok moda. Biz şimdi ne yapacağız? Hiç para vermeden kendi imkanlarımızla hem el emeği olacak hem de göz nuru olacak. İster hediye edin, isterseniz kendiniz takın, nasıl isterseniz. Evet. Yine Tülincim, hazırlıklarını yapmışsın. Hemen başla istersen. Şimdi biz 2 yumak dueli ipliğimizi alıyoruz. Tamam. Kaç ilmek? 81 ilmek başlıyoruz. Hı hı. 5 numaralı şiş kullanıyoruz. 2 yumak due iplik kullanıyoruz. Hı hı. Şimdi ilmeklerimizi atalım. Şimdi aşamalarına bakıyorum. Bu mesela daha yumuşak. Çünkü böyle sökme tekniği kullanıyoruz. Sökme tekniği yumuşak olur. Hı hı. Çabuk biter. Hızlı örülür. De bir şey anlamadım tabii ki de. Şimdi anlayacağız. Hızlı örülür. Hı. Yani örgünün yarısını örersin. Söktüğünde İstediğin ebata ulaşır. Yani Allah Allah, 1 metrelik örgü için 50 santim örersin. Sökünce 1 metre olur. Peki, şimdi göreceğiz o zaman. Yumuşak olur. Evet. Yani bu durumda şunu onu diyorsun, sökeceğiz. Bunu sökünce. Sökeceğiz, evet. Ha, bu kadar olacak sökünce. O kadar olacak. Uzayacak. Aa. ...81 ilmek atıyoruz. Şöyle 2 ters 2 düz lastik örüyoruz. Aslında 2 ters 2 düz. Evet. Bant, o da şu kalınlığı bant bölümü, bölümü, evet. Sen şu an şapka mı yapıyorsun? Ben şimdi beremizi örüyorum. Ha. Beri örüyorum. 2 ters 2 düz lastik yapıyoruz. Tamam. Şöyle 2 tane düz. İpimizi öne alıyoruz. 2 tane ters. İpimizi arkaya atıyoruz. 2 tane düz. Yine öne alıyoruz. 2 tane ters. Bir sırayı bu şekilde öne ve arkaya ipi atarak 2 ters 2 düz lastik örüyoruz. Tamam. Aslında bu iplik kalın bir iplik. 8-7 numara şişler kullanılarak örülen bir iplik. Evet. Ama sökme tekniği uygulayacağımız için biz 5'le örüyoruz. Çünkü sıkı örmemiz lazım ki söktüğümüzde gevşek olsun. Bunu ben 7-8 ile örersem söktüğümde çok delikli bir örgü olur. Bu önemli o zaman. Çok önemli. Bunu mutlaka aklınızda tutun. Evet. Bu şekilde 2 ters 200 örgüyle ben sıramı bitireceğim. Evet. 2 düz örüyoruz. Öne alıyorum ipimi. 1 ters örüyoruz. Bu 1 ters çok önemli. 81 ilmek dedik. Evet. Burada 1 ters kalması gerekiyor. Bir tanesi tek. Bir tanesi tek kalması gerekiyor. Ne yaptın teki? Teki de ördüm. Ama nasıl ördün? 2 düz örmüştüm yanında, 1 tane ters ördüm. Ne denk gelirse. Ne denk gelirse onu öreceğiz. Ama 80 yapmayacağız. Çünkü sökme için bize tek sayı gerekiyor. 80 bilmek gerekiyor. Hmm. Şimdi arkaya döndüm. Yine tersti. Düz örüyorum. İpimi öne alıyorum. Burada düz ördüklerimi bu tarafta ters örüyorum. Evet. Evet. Bu şekilde. Arada nasıl bitirdiysem, mesela ters bitirdiysem döndüğünde aynen, düz başlıyoruz. Düz bitirdiğinde ters örüyoruz. Tamam. Şimdi bu şekilde devam ediyoruz. Öbürküne geçiyorum. Şimdi 10 sıra 2 ters 2 düz lastiğimizi örüyoruz. Tamam. Sonra tam şu çizgiyi yapacaksın tam galiba. Tam o çizgiyi yapacağız. Evet. Şurasını yapacaksın. Orayı burası yapacağız. Da önemli. Hı-hı. Şimdi bir ilmek örüyoruz. Hı-hı. Burası önemli. Bir tane daha örüyoruz. Bir tane daha örüyoruz. 3 ilmek düz örüyoruz. Bu ortadaki ilmeği alıp üzerinden atlatıp kesme yapıyoruz. Şimdi ben 2 ilmeğin arasındaki ilmeği kesmiş oldum. Yine 2 tane örüyoruz. 3 ilmek oluyor. Yine ortadakini alıp soldakinin üzerine atlatıyorum. Ortaları açıyorum. Şöyle yine güzel. 2 tane örüyorum. Yine ortadakini alıp üzerinden atlatıyorum. O da burada ayrılmaya sebep olacak. Çok da güzel bir detay olmuş. Bu yaptığım işin anlamı şu. Örgüyü yukarıda söktüğümüz zaman bıraktığımız ilmekler aşağıya inmesin diye. Yoksa burada ben kapatma işlemi yapmazsam söktüğüm ilmekler aşağıya kadar iner. Ama ben bantın sökülmemesini istiyorum. Bant sıkı olmalı. Tamam. Şimdi yine 2 ilmek örüyoruz. Üzerinden atlatıyoruz. Bant biraz da kafayı tutmalı zaten tabii. Değil mi? Böyle sökülmemeli. Olursa evet. Evet, kötü. Bu işlemi sökülmemesi için yapıyorum. Bıraktığım ilmekler aşağıya inmesin diye. Bu şekilde bütün ilmeklerimizin arasında bir ilmek kesmiş olduk. 81 ilmeğimiz var. Yani. Evet, kesmiş olduk. Şimdi yine artırma işlemi yapıyoruz. Şu şekilde kestiklerimin üzerine doluyorum. Şimdi kestiklerimin üzerine dolama işlemi yapıyorum. Bu şekilde olanı örüyoruz. Şu an arttırmış mı oluyorsun? Arttırmış olmuyorum. Kestiğimin yerine tekrar ilmek atıyorum. Evet. Kestiğimin üzerine yani yarıya arttırma, yarıya düşmüştüm aynen. Tabii. Şimdi tekrar 80'e çıktı. Tabii, yine çıkacağız evet. Ha. Bitiriyoruz. Son ilmekleri doluyoruz, örüyoruz, doluyoruz, örüyoruz. Şimdi bütün örgümüzü 2 ters, 2 düz devam ediyoruz. Yine aynı lastik gibi 2 ters, 2 düz. Şu şekilde 2 ters, 2 düz örgümüze devam ediyoruz. Şimdi az önce yaptığım bütün numaralar şurada kaldı. Evet. Şimdi burada bırakıyorum. O birazdan sökülünce iyice ortaya çıkacak. Onu alayım. Burada şişi varmış. Boşuna çıkardım. Evet. Şimdi 20 sıra ördükten sonra 2 ters 2 düz lastiklerimizi 20 sıra örüyoruz. Sonra bırakmaya başlıyoruz. Yani sökme işlemi için arada ilmek bırakmaya başlıyoruz aşağıya. Bir tane örüyoruz. Bu ilmeği örmüyoruz, bırakıyoruz. Bir ilmek tane ilmek kaçırıyorum. Evet. Bir tane örüyoruz. Bunu bırakıyoruz. Yine örüyoruz. Bunu bırakıyoruz. Bu lastik örgünün sökülmesi. Lastik örgü söktüğümüzde daha kendisini bırakmıyor. Yani örgü aşağıya salmıyor kendisini. Bu şekilde bırakıyoruz. Böyle bir tane bırakıyoruz. Bir tane örüyoruz. Sıramızı ilerliyoruz. İlmeklerimizi şimdi çift çift alıyoruz. Şu şekilde bütün ilmekleri çift çift alarak bir sırayı tamamlıyoruz. Eksiltmeye devam ediyoruz. Eksiltmeye devam ediyoruz. Zaten yani bu şapka artık böyle berenin tepesini yapıyoruz. Evet. Topluyoruz. Hı-hı. Aslında şöyle de yapabiliriz. Şu anda bıraktıktan sonra ilmeklere ip geçirip hepsini birden büzebiliriz. Ama ben berede tepede o büzgüyü sevmiyorum. Ben de sevmiyorum. O yüzden birkaç kademe ben örmek istiyorum. Şimdi ilmeklerimiz azaldı. Tekrar çift çift alıyoruz. çiftlerimiz azaldı. 2 sıra ben çift çift aldım. Şimdi şöyle keseceğiz ipimizi. İlmeklerimizi iğneye geçireceğiz. Şöyle son kalan ilmekleri. Ya da tığa. Ya da tığla ipi çekebiliriz bu tarafa. İkisi de olabilir. Ben şöyle iğneye geçirdim. Şu şekilde topluyorum. Düğüm atayım. Şişteki ilmekleri ipe geçirdik. Bir düğüm attık. Şimdi sökebiliriz. Şimdi buradaki bütün ilmekleri aşağıya çekiyoruz. Şöyle. Bakayım gel beraber yapalım. Şöyle. Ay çok da zevkli. Evet böyle söküyoruz. Aa, ben niye yapamıyorum? İlmeklerimiz uzuyor. Beremizi söküyoruz. Ben örgü örerken böyle ilmek kaçtığında böyle orası delik kalıyor ya, ne kadar üzülüyordum ya. Örmüşüm kaçırmışım, fark etmemişim. Şimdi özellikle komple sökmen lazım oraya kadar geri. Böyle kaçan ilmekler çok moda. Kazaklarda da kaçırılıyor, berelerde de. Bu kısa sürede bere boyunluk örülmesini sağlıyor bu. Evet. Yani hı-hı, çok fazla sıra örmedim. Hı-hı. 20 sıra ördüm. Ama 40 sıra örmüş kadar uzadı. Evet. Dökümlü bir berem oldu. Yani şöyle söküyoruz. Şöyle şu kadarcık şey sökülünce şu kadar oldu. Çok. Doğru değil mi? Evet. Şöyle yarısı hı-hı kadar o. Sökülünce uzayacak. Hem de yumuşacık oldu. Orada da ölçü vereceğim. Kaç ilmek başlayacaklar? Çünkü örgüyü gösterdik. Aynı yöntemle evet. 81 evet değil. Şimdi daha az beremiz bitti. Hemen beremizi dikelim. Şöyle yandan dikiyorum. Söktükten sonra şunu keselim. İçten dikiyorsun. İçten sonra dikiyoruz. Ters çevireceğiz. Boyunluğumuzu gösterelim. Boyunluk için 15 ilmek başlıyoruz. Evet. Bir doluyoruz, bir örüyoruz. Bir doluyoruz, bir örüyoruz. 29 ilmek oluyor. Tamam. 29 ilmekten sonra biz 100 sıra örüyoruz. 2 ters, 2 düz lastik. Tamam. 29 ilmek ördük 100 sıra. Şimdi kesiyoruz. Yine bir tane boş bırakıyorum. Ama boş bıraktığımın üzerine bir ilmek örüyorum. Bir ilmek bıraktım. Bir ilmek örüyorum. Burada bereden farklı ne yapıyorum? Berede bu işlemi yapmadım. Hepsini topladım. Çünkü ilmekleri azaltmam gerekiyordu. Ama burada aynı ilmeğe ulaşmam gerekiyor. Şu an hem sökme işlemi yapıyorsun. Hem sökme işlemi yapıyorum. Hem söktüğümün yerine ilmek alarak örüyorum. Kapatma işlemi yapıyorum. Hı hı. Şöyle şimdi beremizin boyunluğunu kapatıyoruz. Bitiriyorsun yani atkıyı değil mi? Atkıyı bitiriyorum. Evet. Evet. Ama hem kesme işlemi yapıyorsun, kesiyorum, hem kaçırma işlemi. Hem de kaçırıyorum. Kaçırdığımın yerine bir tane örüyorum. Kasmaması için. Tamam. Şimdi son ilmeğimi de kapattım. Hı hı. Şöyle kesiyoruz. Kapatıyoruz. Yine bunu da aynı bereyi söktüğümüz gibi söküyoruz. Ben sökülmüşünü getirdim. Hı hı. Zaman kaybetmemek için. Bu sökülmüşünü şimdi ördüğümüz bereye dikiyoruz. Burada arka dikişi orta alıyoruz. Hı hı. Beremizi ters çevirdik. Hı hı. Ters dediğin şu an arkaya tersini çevirdik. Hı. Çünkü ters tek alacak. Tamam. Bu şekilde orta dikişin arka dikişi orta alıyorum. Böyle yan tarafına getiriyorum. Atkının bir tarafını, bir ucunu. Şöyle dikiyorum. Bunlar arkada kalacak. Evet şimdi ters olduğu için şöyle dikiyorum. Sonra? Onu şimdi da çaprazlıyorsun önde. Önde çaprazlıyorsun. Heh, arkaya geçiriyorsun. Oh sıcacık. Şu anda da dolu yağıyor. Çok güzel olur. Sen de saç bırakalım şöyle artistlik olsun. Hafiften kendi çıkmış imajı çok önemli orada. Evet, çok güzelmiş. Evet sıcacık. Yani boyunluğum nerede, berem nerede? Çok güzelmiş evet. En çok yumuşaklığını sevdim. Bir de bu ben kırçıl diyorum, sen ne dedin? Due. Due. Hı hı. Öğrenelim bunları. Bunlar önemli. Cahil kalmayalım. Bir sonraki sefer söz Erkekleri de yani aslında erkek de kadın da takabilecek. Hepsi takabilecek. Daha çok böyle erkeklerin hoşuna gidebilecek bir şapka ve bere tarifi veririz. Şapka ve bere aynı atkı şey. Atkı bere. Atkı ve bere tarifi birlikte veririz. Evet. Peki. Bitirdik. Süper. Şöyle. Yine ters çeviriyorum. Bu şekilde. Aynısı oldu. Evet. Boyunluklu beremiz oldu. Ellerine sağlık. Vallahi 2 dakikada sağ ol, yine muhteşem ederim. Bir şey yaptın. Bir sonraki sefer hazırlığını bekliyoruz. Tamam. Yeni yıl hazırlıkları heyecanlı bu hafta böyle bizi gerçekten bayağı etkiledi. Güzel güzel yemekler yapıyoruz. Makyajımız, saçımız, bakımımız, her şeyimiz çok önemli. Çünkü bütün aile toplanacak. İnşallah herkesin çok güzel geçmiştir bu yılı. Hakikaten yeni yıl size çok güzel şeyler getirir. Umudu varsa öğrenciler güzel yerler kazansın. Bebeği olmasını isteyenler bebeği olsun. Hayat her şey çok daha güzel olsun. Sebile Ölmez bizlerle birlikte özel bir gece, sadece yeni yıl olarak düşünmeyin. Özel bir geceniz varsa kendi makyajınızı, en çok size yakışanı siz bilirsiniz, kendiniz yapabilirsiniz. Güzel bir gece makyajı, özel bir makyaj yapacağız. Ben de senin için hazırlandım böyle bugüne özel. Sebile Ölmez, hoş geldin canım. Hoş bulduk. Burada olmak yeniden çok güzel. Ne güzel, teşekkür ederim. Şu anda hiç makyaj yapmamışsın. Evet. Akşam bütün aile toplanıyorsunuz. Böyle bir heyecanın var. Bir taraftan yemek yaptık. Çok hızlı bir şekilde evet. Makyajı nasıl halledeceğiz? Tamam. Pratik birkaç ipucu göstereceğim. Ama her şeyi tam olarak yapmak istiyorum. Bütün her şeyi göstereceğim. Şimdi hızlıca bütün kusurlarımı kapatmak için ten makyajı süreceğim. Kalıcı bir ürün kullanacağım ben. Suya dayanıklı bir ürün kullanacağım. Çünkü olur ya... Çok yorulacağız, hizmet edeceğiz, dans edeceğiz, eğleneceğiz belki, terleyeceğiz. Dolayısıyla da fondötenimiz akmasın. O yüzden kalıcı bir şey kullanacağım. Yine eşit dağıtmak için süngerimi ıslattım. Gözaltı kapatıcısı kullanıyorum. Yine aynı ıslak süngerimle kullanıyorum bunu. Çünkü yine göz altlarımın kuru olmasını istemiyorum. Benim göz altlarım çok mor. Eğer ki şey var mesela, herkes sanki bir gözaltı kapatıcısı ya da herkes fondöten kullanmak zorundaymış gibi. Hayır. Mesela benim ciddi anlamda cildimde lekeler var. Kapatmak istediğiniz bir kusurunuz varsa fondöten kullanın. Göz altlarınızda gerçekten morluğunuz varsa gözaltı kapatıcısı kullanın. Eğer hiçbir morluğunuz vesaire yoksa, sadece mesela parlamayı önlemek istiyorsanız pudra kullanın. Çok yanlış kullanıyoruz onlar bazen. Onlar çok her şey olmak şanslı oluyor çıkıyor. İşte böyle hani kapatıcıya ihtiyacı olmayanlar. Çok güzel bir baz sürdük. Onu şimdi pudra ile sabitleyeceğiz. Güzel bir göz makyajı gelecek arkasından. Şimdi size yine bir ipucu vermek istiyorum. Transparan pudranızı yine hafif nemli süngerinizle, çok bu mesela farklı bir fırçayla sürmedim. Fırçayla sürmeyeceğim. Bunu nemli süngerle sürdüğünüzde daha az kırışıklıklara doluyor. Ve daha çabuk sabitleniyor. Normalde mesela çok fazla sürmem gerekiyor bunun benim. Ki sabitlensin ve işte parlamasın ve kırışıklara dolmasın. Bunu makyajı pişirmek deniyor ve 10 dakika falan hani böyle makyaj yaparken çok mimik yapmamak gerekiyor. Aksi halde transparan pudra tam tersi çok derin çizgiler varmış gibi gösterebiliyor. Ama hafif süngerinizi ıslatırsanız pürüzsüz bir görünüm sağlıyor ve daha az çizgi yapıyor. Evet, pudramı sürdüm ve makyajımı sabitledim. Ben makyajımı yaptığım zaman o iyice oturacak. Şimdi makyajı pratik bir şekilde yapmak için, daha profesyonel bir görüntü elde etmek için ve de hızlandırmak için bantlardan yardım alacağım. Ben en çok bunları kullanıyorum. Bir para bandı, yara bandı, herhangi yapışık bir şey olması yeterli. Elimin üzerine böyle yapıştırıyorum ki fazlalığını alıyorum, kendimden çekerken canım yanmasın diye. Gözümün kenarına yapıştırıyorum bunu. Şöyle alt kirpik çizgisini takip ediyorum. Aynı hizada yapıştırıyorum ki eşit olsunlar diye. Şöyle. Güzel yöntem. Buradan devam ediyormuş gibi bu çizginin hizasına yerleştiriyorum. Evet. Bakıyorum ikisi de eşit mi diye. Şimdi bundan sonra yapacağım şeylerde dolayısıyla hiç çok fazla dikkat etmeme gerek olmayacak. Çünkü ne yaparsam yapayım bunu çekince muntazam duracak. En azından daha düzgün yapılmış bir şekilde duracak. Bir tane pofidik bir fırça alıyorum. Bunu bütün makyajlarınıza da uygulayabilirsiniz gölge yapmak için. Yine göstereyim şöyle paletimi. Tenime yakın tonlarda ama birazcık daha koyu, belirgin bir far alıyorum ki göz kapağımın çizgisini belli edeyim diye. Şimdi bende bu çizgi belirgin ama sizin için gösteriyorum bunu. Bende zaten çukur. Çukur olduğu için çok belli ama siz bu bölgeye, yine göz bebeğinize böyle dokunarak bu bölgeyi bulup şu hatta süreceksiniz bunu. Çukur olan yere süreceksiniz. Göz bebeğinizin bittiği yere süreceksiniz. Bu hem göz kapağınızı daha belirgin yapacak hem de farın böyle geçişli olması sağlayacak. Bir yanda çat diye bitmeyecek orada. Şimdi ben bunu birazcık geriye şu an baz yapıyorsun ya, yani alt. Evet. Hep far sürerken açıktan koyuya doğru gidiyoruz. Buraları mesela derinleştireceğim, koyulaştıracağım ama hep açıktan yavaş yavaş koyuya doğru geçiyorum. Yine aynı bölgeye birazcık daha koyu bir kahverengi far süreceğim. Ben bu makyajda şimdi mat ürünlerle gidiyorum ama yılbaşı, yeni yıl olduğu için parlak ürünler, her zaman öyle altın renkleri mesela çok yakışıyor. Altın ve kırmızı yeni yıl rengi. O yüzden de onları kullanacağım ben de. Bakalım rujda belki değişiklik yapabilirim ama gözde altın rengi kullanacağım. Çok zorlaştırmadan yine koyu renk bir kahverengiyi alıyorum ve gözümün dış köşesine, bandın üzerine gelecek şekilde yine sürüyorum. Şuraya küçük bir üçgen yapıyorum. Ve bitiş noktam, gördüğünüz gibi fırçanın ucunun bittiği yer hep göz bebeğin bittiği yer. Evet, şimdi altın rengi bir far süreceğim. Hangisini süreyim size için? Şu paletten de seçebilirsiniz. Ben orada hatta hep sana yakışanı... Işıltılı. Mesela şu güzel o ve altın rengi. Biraz da evet kahve. Bronz çok güzel. Bakalım. Güzel bronz bir altın. Eski altın gibi, antik altın gibi. Köşeye koyu renk bir şey sürdün. Buraya da göz kapağımın geride kalan yerlerine, bütün göz kapağımın üzerine hafif bu şeyin de, gölgenin de üzerine gelecek şekilde altın rengini sürüyorum. Çok hızlı yapıyorum farkında. Evet. Normalde böyle bir buçuk saat, bir saat sürer makyaj ama ben hızlı yapıyorum. Çünkü bantlarıma güveniyorum. Çıkınca güzel bir şey çıkacağını biliyorum. Evet, şimdi alta geçmeden önce bantlarımı sökmem gerekiyor ama ben alta geçmeden önce o yüzden eyelinerımı süreceğim. Yine bantların üzerinden süreceğim. Tamam. Ben jel eyeliner kullanıyorum. Likit eyeliner kullanabilirsiniz. Bunlar birazcık daha kaleme yakın olduğu için hani daha doğal duruyorlar. Biraz daha kalıcı oluyor. Daha kalıcı oluyor. Fırçayla sürüyorum. İncecik bir fırça. İnce bir fırça. Ne kadar ince olursa kontrolü o kadar kolay sağlıyorum ben. Ortadan başlıyorum. Dışa doğru birazcık kalınlaştırıyorum. Şöyle. Evet, şimdi bandın üzerinden eyeliner'ı sürüyorum. Şu an çok şekilsiz gözüküyor ama çıkarınca umuyorum ki güzel bir şey çıkacak. Kuyruklu bir eyeliner yapacağım. Mesela eğer gözleriniz birbirine çok yakınsa buraya kadar girmeyin. Daha geriden başlayın. O da gözlerinizi biraz ayrı gösterir. Evet, üstünü şöyle bir düzelttikten sonra... Elin o kadar alışmış ki tek elle böyle. Hemen bandı çıkarıyorum dikkatlice. Çok merak ettim. Bakayım. Ve keskin bitişli bir eyeliner'ım olmuş oldu. Evet. Şimdi diğer gözümü de tamamlıyorum ben. Diğer gözümü de tamamladım ve şimdi on bandı da çıkarıyorum. Burada da yine düzgün bir eyeliner'ım oldu. Tamam. Şimdi alt kirpikleri unutmuyorum ve alt kirpik diplerine far sürüyorum. Gözün içerisine kalem sürebilirsiniz. Yine bu gecelerde siyah göz kalemi çok etkili oluyor. Özellikle alta ben sürdüğüm zaman, yani alta far sürdüğüm zaman mutlaka gözün içerisine bir şey sürüyorum. Ben burada daha dayanıklı olması açısından, simsiyah durması açısından yine jel eyeliner'ı kullanacağım. Likit eyeliner'ı sakın gözünüzün içerisine sürmeyin ama jel eyeliner'ınızı su bazlıysa kullanabilirsiniz. Yağ bazlı da yani zarar verdiği için kullanılmaz diye değil. Sadece yağ bazlı zaten gözün üstünde de durmuyor. Çabuk dağılıyor anlamında. Gözlerin iç köşelerine yine parlak bir far sürüyorum. Takma kirpik takacağım. Yılbaşında, yeni yılda bence kesinlikle takılabilir. Yani normal zamanda abartılı buluyorsanız bugünlerde takabilirsiniz eminim. İnsanların gözü yadırgamayacaktır. Özellikle böyle yarım kirpikler çok doğal duruyor. Ben o yüzden hani ekranın karşısındakiler doğallığı tercih edecektir çoğunlukla. O yüzden de daha doğal olsun diye bunu tercih ettim. Bu yarım kirpiği takmak da çok kolay. Kirpik takmak için herkes çok zorlanıyor. Kirpik eğer çok plastik, naylon bir kirpik değilse, yani kalitesiz değilse, yapmanız gereken tek şey kirpiğin dibini yapıştırıcıya buladıktan sonra şöyle değdiriyorum. Bunu hani beceremem diye korkuyorsanız bir kürdanla alıp fırça arkasıyla alıp sürebilirsiniz. Burada tek yapmam gereken 15-20 saniye beklemek bunun kurumasını. Islakken koyarsam mutlaka ucu bir yere oynayacak. Hiç yapışık olması lazım. Üfleyelim. Kirpik dibine yerleştiriyorum. Şimdi bu beyazlık transparanlaşacak. O korkutmasın sizi. Çok doğal bir kirpik. Zaten makyajından dolayı öyle ne kirpik takmış olmalı. Hiç anlamam ben yani kirpik taktığını. Şimdi göz makyajım bitti. Birazcık yanaklarıma renk vereceğim ve rujumu süreceğim. Kırmızı rujla makyajımı tamamlıyorum. Hiç abartılı bir makyaj olmadı. Gayet cool. Kırmızı ruj makyajı korkulduğu gibi olmadı değil mi? Hiç yani böyle gayet gerçekten çekici bir kadın oldun. Şimdi normalde bir peçeteyi öpüp veya elinizi öp, ben elimi öpeceğim şu anda. En pratik bulduğum şeylerden bir tanesi. Evet. Fazlalığını alıp bir kat daha ruj süreceğim ki daha kalıcı olsun diye. Yavaş makyajım da süper oldu. Umarım yeni yılda çok çok mutlu olursunuz. Tüm mutluluklar sizi bulur. Sağlık, huzur, başarı sizinle olur. Eline sağlık. Güzel Teşekkür ederim. Çok sağ olun.